Veli olmak için bir insandan harikaların, kerametlerin meydana gelmesi şart değildir. Halbuki peygamberlerin aleyhisselam mucize göstermesi şarttır. Şimdi velilerde keramet gösterme mecburiyeti diye bir şey yoktur. Hatta Allah dostları diyor ki keramet gizlenmesi gereken bir şeydir. Bütün veliler kerametlerini gizlerler. Çünkü keramet kadının hayız hali gibidir. Hayız olan bir kadın bunu gizler. Rahatsızım, hastayım, şu an namaz kılamıyorum, şu an oruç tutamıyorum, hastayım der. Hayızım demez. Veliler de herhangi bir keramet sadır olduğunda hemen kapatırlar, gizlerler. Bir iki talebesi bu keramete şahit olduğundaysa kimseye anlatmak yok. Gizleyeceksiniz derler. Kibir, gurur gelmesin diye. Bunlar peygamber değil. Allah tarafından korunmuş insanlar değil. Kibir, gurur gelebilir. Nefs boş durmaz. Gurura getirebilir ve kazandığı halleri, manevi halleri bir anda kaybettirebilir. Bu olmasın diye veliler kerametleri gizlerler. Peygamberler ise mucize göstermek zorundadır. Zaten peygamberin peygamber olma işareti mucize olmak zorunda. Allah Teala diyor ki Kur'an'da biz bütün peygamberleri mucizeler vermişiz. Mucizelerimizle onları destekledik. Mucizesi yoksa peygamber olamaz. Bununla beraber evliyanın hemen hepsinde keramet görülmüştür. Bak en basit, en zayıf evliyada bile Allah Teala harikulade haller ortaya çıkartmıştır. Kerametler göstermiştir. İstedikleri kadar gizlesinler. Keramet göstermeyen veli pek azdır. Bir veliden çok keramet meydana gelmesi onun üstünlüğünü göstermez. Şimdi menakıb kitaplarını okuyan insanlar da şöyle derler. Bazı velide çok fazla keramet görüyorum. Bazı velide daha az keramet okudum. O yüzden çok keramet okuduğum veli demek ki bundan daha üstün denebilir miymiş? İmam diyor ki hayır. Kerameti çok gösterenle az gösteren arasındaki fark çok gösterenin üstün olduğu anlamına gelmez. Alakası yoktur diyor. Evliyanın birbirinden üstünlüğü Allah Teala'ya daha yakın olmalarına bağlıdır. Daha yakın olan bir veli pek az keramet sahibi olabilir. Birisi Allah'a çok yakınsa bu diğerlerinden daha az keramet gösterebilir. Tabii talebe bu açıdan bakmıyor. Keramet var mı yok mu? O açıdan bakıyor. Bu yüzden aciz ve zayıf olarak kalıyor. Halbuki kendisini geliştirmiş bir talebe olsa, maneviyatı kuvvetli ve omurgalı bir, ilimli bir talebe olsa keramete bakmaz, istikamete bakar. İstikamet her zaman kerametten üstündür. Sen bu yola geldin. Bundan önceki hayatında 30 yıl geçirdin ve 5 vakit namazı bir kere bile kıramadın. İstikrarlı bir şekilde hayatında bunu monte edemedin. Ama sen bu yola geldin, bir ay içinde 5 vakit namaza başladın ve yıllardan beri kimse sana bu namazı bıraktıramıyor. İşte keramet. Bundan büyük keramet yok. İstikamet en üstün keramettir der veliler. İçki içiyordun. Terapilere gittin. Psikologlara gittin. Hastanede bile yattın. 40 gün, 50 gün. İçkiyi bırakamadın. Ama bir tarikata geldin. Bir nasuh tövbesi yaptın Muhammed Aleyhisselam'ın huzurunda. Ona biat ettin. İçkiye tövbe ettin ve 5 yıldır sana kimse içki içiremedi. Bundan büyük keramet var mı? Bir adamın, hiç namaz kılmayan bir adamı namaza başlatmaktan daha büyük keramet olabilir mi? İşte derviş kaliteli olursa bunları anlar. Kalitesiz, zayıf, ilimsiz bir derviş olduğu zamansa keramete bakar. Onun tek değer ölçüsü keramettir. Dervişlerden bir tanesi Şam'dan Bağdat'a bir kervana katıldı. Kervanda giderken bir köle gördü. Kölenin belinde altından bir kemer, elbiseleri üst sınıf, en pahalı elbiseler. Durdu, köleye baktı, efendisine baktı. Efendisi zaten trilyonluk, çok zengin bir adam, belli. Dedi ki, ya Rabbi, ben senin yolunda olan bir dervişim. Senin yolun için çalışıyorum. Şimdi burada bir insanın kölesi var. Ben de senin kölenim. Bu insan başka bir insana kölelik yapıyor. O dönemde kölelik vardı. Kölelik yapan bu insana bu nimetleri reva gördüm. Ben de senin kölenim. Bana da böyle nimetler versen olmaz mı Allah'ım? Dedi derviş. Zayıf bir derviş olduğu için duası dünyalık. Derken kervanı eşkıyalar bastı. Eşkıyalar önce kime giderler? En zengin olanlara, en iyi giyinenlere. Sökül paraları, çıkart kemeri. Paraları aldılar sahipten. Kemeri, altın kemeri, giysileri aldılar köleden. Köle dediler ki, sahibin kim? İki soru soracağız. Yoksa seni çok fena döveriz. Bir, sahibin kim? İki, sahibinin altınları nerede? Nerede saklıyor? Kasa neresi? Where is the case? Kasa nerede?
Söylemem. Ne yaparsanız yapın bana söylemem dedi. Bir dayak yedi. Altın kemer yiyen köle bir dayak yedi. Şimdi bu derviş de yediği dayağı görüyor. Vay arkadaş, iyi ki bizde altın kemer yokmuş. İyi ki biz bu kadar kaliteli giymemişiz diyor. Dayak yemeye devam ediyor köle. Fakat ağzından isim çıkmıyor. Sağlam köleymiş. Sadık. Derviş gece uykuya dalıyor. Rüyalar iki türlüdür. Müjde rüyası, ikaz rüyası. Bakın, herkes müjde rüyası ister ama ben sizin için ikaz rüyası için dua ederim. İkaz rüyası kaliteli insanlar ister. Müjde rüyasını bütün avam ister. Rüyamda peygamberimi göreyim, rüyamda velileri göreyim. Ölmüş babam anam gelsin rüyama. Bu avamın işidir. Kaliteli bir alim derviş rüyama salihler gelsin, Muhammed Aleyhisselam gelsin ama ikaz rüyası olsun. Yanlışımı eksiğim varsa bana bildirsinler. Bu kaliteli adamın işidir. Diğeri nefsini pohpohlamak ve gururlanmak için velileri görmek ister. Yani keramet ister. Ertesi günde insanlara bunu anlatmak için gayret göster. Aa, yarın gideyim de Ahmet'e Mehmet'e rüyamı anlatayım. Aa, akşam rüyamda Abdülkadir Geylani iledim. Elimi omzuna attım. Çayınız var mı? Aa baba dedim. O kadar samimi ki İmam Geylani ile elini omzuna atıyor. Ve diyor ki çayınız var mı? Bir çay koyuversene bana. İmam Geylani'ye. Bu avam işidir bu. Avam böyle ister. Kaliteli dervişlerse ikaz istiyorum der. İkaz. Dervişin rüyasına bir salih adam geldi. Dedi ki bak sen Allah'a böyle böyle dua ettin. Allah Teala karşına böyle bir sınav, böyle bir hikmet çıkarttı. Şimdi sen de o dayak yiyip de efendisinin adını ve altınların yerini söylemeyen sadık köle gibi olursan Allah Teala sana da dünyanın ve ahiretin hazinelerinin tamamını akıta verir. O köle gibi sadık olacaksın ama. Sır vermeyeceksin. Laf taşımayacaksın. Sadık olacaksın Allah'a ve Resulüne. İşte bu bir ikaz rüyasıdır kardeşler. Rüyayı böyle anlamak lazım, istemek lazım.